Teşekkür ediyorum. Ekranların başındaki değerli izleyicilerimiz, İnşallah bu bayram hayırlara vesile olsun diyoruz. Sizler evime, sizler de ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Teşekkürler ediyorum. Muazzam bir müzik ziyafetiyle karşı karşıya kalacaksınız. Ben de neler okuyacağım bayramdan bayrama. Neler okuyacağım ve hemen şimdi bayıldım. Gerçekten şarkılarına hepimiz bitiyoruz. Bugün kendime program yapacağım. Sevgili Ahmet Özden hocam nasıl? Gerçekten bugün kendime program yapacağım. Çünkü kimler geliyor biliyor musunuz? Bülent Özdemir ve Hande Dönmez geliyor. Alkışlar Bülent Özdemir! Hoş geldiniz. Hoş bulduk şekerim. Hocam bugün biraz önce dedim ki kendime program yapıyorum. Çünkü ben neden zevk alıyorsam onlar da ondan zevk alıyor. Evet. Sana zaten hepimiz hastayız. İlk önce ne yapacağız? Ama böyle bir alalım gidelim. Peki. Hadi. Tabii. Hadi Hande. Hemen. Özledik seni de Hande. Bir daha bizi bırakma Hande. Kesinlikle. Beynini patlatmayın. Alkışlar. Evet, güzel ve Bülent Özdemir sesiyle başlayacağız. Tufan mı diyoruz? Hiçbir yere ayrılmayın reklamlar. Evet
Evet, size söylediğim muazzam bir bayram geçirteceğim size evinizde ekran başındaki değerli izleyicilerim. Bunun sözünü verdim. Bülent Özdemir sevgili hocam ve canım Handem'le, güzel arkadaşım Handem'le başladık. Şimdi alkışlar. Ekürüm geliyor. Kim geliyor? Mustafa Topaloğlu geliyor. Evet, o niye elinde geldi? İyi bayramlar. Hayır, Mustafa Topaloğlu. Ya, İyi bayramlar. İyi bayramlar. Evet arkadaşlar. Bir bayram mesajı ver. Önümü ilikleyeyim. Kurbanım, mikrofonla mı konuşayım? Bu iki, kurbanım bu, buraya konuş. Burada da var, burada da var. Onu boş ver, buraya konuş kurbanım. Aziz milletim. Her günün böyle bayram olmasını, insanlar ille bayramı beklemesinler. Her gün bayram olsun. Ama her gün bayram kime olur? Kime? Kime deriye mi? Yani, ay bayıldım. Şimdi aranızda mutlaka birbirine tarlada, bayırda, orada burada bağıranlar vardır. Kavga ediyorlar evde şimdi. Ne diye? Tencere düşüyor, tabak kafasına düşüyor. Bir şeyler oluyor. Yani aslında bayramın olması iyi yani. Şimdi tencereyle tabağa düşmesiyle bayramı bağdaştırmadım. Özür dilerim. Kaçırdığım bir şey oldu mu? Tencere, tabak ve bayramı şey yapmayın dedi. Bir şey mi kaçırdım? Ya kurbanım. Kurbanım. Kızdığın zaman önünde en yakın neyi bulursun? Eğer de mutfaktaysan. Yok, ben mutfakta olmayıp kızdığın zaman önümde çok şey buluyorum. Mesela bir kül tablası ya da bir ne bileyim vazo falan. Sen mesela şunu niye getirdin? Elinde niye onunla çıktın? O ne? Kafama mı geçireceksin? Sakın, sen bana kıyamam. Aziz milletim. bu ödülü ben veriyorum. Bana mı? Dünyanın en güzel kadınına böyle bir ödül getirdim. Bu ne ki? Bu da benim ödülüm. Ama ya seni sevenler beni de seviyorlar değil mi? Aynı herhalde, ama bir şey söyle, bir ünvan olmalı, bir şey söyle yani. Ya bu seni kraliçe dünya kabul etti artık. Ya. Bravo! Sen... Allah razı olsun. Ay çok güzel, teşekkür ediyorum. Yalnız bunu bir şey söyleyeceğim. Bak kurbanım, o taşlar burada da özel var o taşlar. Özel mi yaptırdın? Bir şey söyleyeceğim ya. Bu taş orada da varmış. Bir şey diyeceğim ama ay, kafama vuracaktım. Kızıl Bey bir dekorum da var ya her sabah. Nereden çaldın? Vallahi bu benim, ben bunu hatırladım. Ya kurbanım, benzeri olabilir ama bunu ben Fransa'da yaptırdım özel. Yemin et. Ya. Aa, teşekkür ederim. Tamam. Bundan sonra dekordakini gönderiyorsunuz, bu koyuluyor. O belki taklit o. Ayşe diyor ki halacım o zaten. Abi çalmışsın. Ayıp ya. Mübarek bir ya, bari yapma ya. Kurbanım, yani beni rezil edecek yer mi? Alkışlar bir şarkı daha. Alkışlar. Mustafa Topaloğlu. Seviyorum ya arkadaşımı. Şöyle alıyorum seni. Şöyle alıyorum. Bu arada Bülent Özdemir hocamdan ve sevgili Handem'den bir bayram mesajı alamadım. Evet. Apar topar girdik. Hemen bir bayram mesajı alacağım. Sonra da ben sevgili hocamın çok güzel bir eserini okuyacağım. Dilerim ki bensiz yüzün evet gülmesin diyeceğim. Evet. Önce bayram mesajınızı alayım. Bu sene özellikle bu yıl bayağı üzücü olaylar yaşadık. Ümit ediyorum ki bir daha asla böyle şeyler yaşanmasın. İnşallah. Dünyanın en güzel toprakları üzerinde yaşıyoruz. Bunun kıymetini bilmemiz lazım. Önce sağlık, sonra da kardeşlik ve barış dolu bir bayram ve bayramlar diliyorum. Handem sen de. Ben de Bülent Bey'e katılıyorum ve diyorum ki birlik beraberlik içinde geçen, barış içinde geçen, huzurlu, bolluk, bereket içinde, kardeşlik içinde geçen güzel bayramlar diliyorum herkese. İnşallah. Hep güzel günler görelim. Çünkü biz buna layık bir milletiz. Her şey gönlünüzce olsun. İnşallah.
Evet, şimdi Ahmet Özden hatırlıyor musun sevgili hocam? Bülent Özdemir'in bu şarkısını okuduğumu hatırlıyorsun değil mi? Hep birlikteydik. Ne kadar güzeldi ya. Vallahi evet, hocamın şarkısı bu. Benim de çok severek. Ama sen de benim okumamı çok beğenmiştin. Çok güzel. Hadi bakalım. Nasıl bir şey? Yani sen de fena okumuşsun. Ya ama okutana bak. Kaç yılıydı bu? Bu da önemli. Kaç yıl oldu? Dönsen bile albümünde bu. Evet. Değil mi? Ahmet Özden hocam. 10 yıl. O albümde senin de şarkın var. Onu da okuyalım birazdan. Evet. Hep birlikte çalıştık. Sevgili hocamız Selçuk Tekay
Ahmet Özden hocam ve Bülent Özdemir hocam birlikte çalıştığımız, ama bak ne kadar önemli isimler, işte böyle isimler bir araya gelince böyle de güzel, en çok satan albümlerimizden biriydi değil mi Dönsen Bile? Evet. Bu benim yani, hele bu şarkı çoğu zaman programımı açtığım, çok severek okuduğum. Zaten Topaloğlu da dedi ya, öyle de bir okumuşsun ki. Evet. Ya, yakışması. Çok önemli değil mi? Besteyi çok verirken önemli. Bunu düşünüyor musun Bülent Özdemir? Tabii ki. Yani yakışması. Tabii ki. Değil mi? Yani bu şarkıyı özellikle bende var o. Hani o, sizin çok hani iyi yorumlayacağınızı ve size yakışacağını düşünerek yapmıştım. Ve gerçekten yanılmamışız. Böyle. Ne güzel değil mi ya? Çok. Vallahi hala okurken çok keyif alıyorum. Çok sevdiğim, okumaktan bıkmadığım, bıkamayacağım şarkılarımdan biri. Teşekkür ederim. Şimdi ben biraz canınızı çıkaracağım yani. Şöyle şu tarafa doğru sizi alacağım. Şöyle mi gidelim? Ya bol şarkı be. Bayram bugün, bayram. Alkışlar. Bülent Özdemir ve Hande İki. Kaçamak. Yine güzel bir Bülent Özdemir bestesi. Kaçak geliyor size. Allah Allah! Kaçak geliyor, kaçak! Yürürüm, kim bilir ne bekliyor, kalır mıyım
bir ara reklamlar, sonra devam edeceğiz. Devam reklamlar. Vuracağım çeki. Şimdi devam dersem kızacağım mı? Aa, kızma. Anne, kızıyor musun? Canını ay, çıkarıyorum ay, burada diye. Ben buraya koşarak geldim. Ah, canımsın benim. Sizi öyle çok seviyorum ki. Ay, ben de seni. Her zaman nasıl olursa ay, benim olsun, güzel arkadaşım. Hadi çok devam be. Ay, peki. Hadi. Evet, böyle duygusal mı devam edelim arkadaşlar? Ha, devam valla. İçinden evet, ne geliyorsa. Aa, güzel. Nimin abi. Yine çok özel ve güzel bir Bülent Özdemir bestesi. Özledin mi? Öyleyse kalk gel. Özledin mi? Öyleyse kalk gel. Bırak artık kim ne derse der. Yasak, günah, hayat, ah, elden gider. Onların kendi hikayeleri yok. Onlar sadece... Teşekkür ediyoruz. İyi mi? Ne ya diyelim ya, değil, ne diyelim? Bayıldık değil mi? Bunlar uzaylı abi. Bunlar... Ne yani, sen yalnız mı zannediyordun evet, kendini? Mustafa Tamoğlu dedi ki kendini yalnız hissediyormuş. Senin bu bestelerini dinleyince iyice dedi ki tamam dedi, karar verdim. Bunlar dedi uzaylı. Bülent Özdemir hepten uzaylı dedi. Baba, fena şarkılar ya. Asla yalnız değilsin. Vallahi fena şarkılar. Abi. Ama mükemmel, çok... Çok, yani, annem. Çok. Teşekkür ediyorum. Ay canım benim. Bu bayram günü yıldızlı 10 veriyorum. Aa, teşekkür tamam, ediyoruz. Yarışmadayız o zaman. Teşekkür ederiz. Allah'ım duygularınızı korusun. İnanın, ne okuyacağız olsun şimdi? Ne var? Yani vaktimiz var mı ya? Aa, devam edelim mi? Sana de. Vaktimiz ha? Bol. Bol şarkı. Tabii. Ben bir tabii, özel tabii, bir şarkı isteyebilir miyim? Buyurun tabii ki. Senin şarkın olmasın Mısır? Olmasın. Varsa repertuarda seve ne seve. Ama çok güzel şarkılar var. Şimdi nasıl sen olmasın? Dam üstünde o neler dermişsin. Yok be. Ne? İçimde kim var bir bilebilsen. Tabii. Ha, bir... Kim var? Var mı? Bu yalnız bugün enteresan oldu. Bana da diyor ki, bana bak sen bugün bir başka güzelsin. Buradan çıkınca bir yere git diyor bana. Nereye gidin? Manyak dedim. Nereye gidin? Ormana gideceksin. Niye? Niye orman? Ya kurbanım, orada hayvanlar var. Bak hayvan. Hayvanları mı gezeyim? Yok be ya. Tabiata dalayım. Ben çok sevdiğim ormana götürüyorum. İlk önce doğayı görecek, doğayı bilecek, ondan sonra bende doğacak. Sen böyle ormana mı gideyim böyle? Ya kurbanım, fazla da içerilere girme. Kırmızı şapkalık. Kırmızı şapkalık kız fazla içerilere girmezsin sen, kenardan dolaşın. Vallahi demin bana öyle diyor. Evet Mustafa'cığım. Evet. Ya varsa... Varsa sana madem Alaturka bir şey istedin. Tamam o. Yani Alaturka'dan güzel bir Alaturka şarkı örneği verebilirim. Siz hep beraber de söyleyebiliriz. Ben, olur ya. Tamam. Olur değil mi efendim? Tamam, ben biliyorum şarkıyı. Baba tamam. Sen biliyorsun. Siz de bize bu şarkıda tamam, eşlik ederseniz Seda tamam, Hocam. Siz çok güzel söylüyorsunuz. Estağfurullah bu şarkı. Estağfurullah. Lütfen. Ne okuyorsunuz? Çok mutlu oluruz. Yemenimde hare var yüreğimde.
Ay, ay teşekkür ediyorum Hande vallahi. Ne güzel oldu değil mi? Devam mı okuyacağız ayol? Bu arada müthiş bir orkestra arkadaşlarım. Evet. Gerçekten Ahmet orkestra arkadaşlarım. Ahmet Özden ve değerli arkadaşlarım. Hepsi evet. Birbirinden değerli ve önemli arkadaşlar. Şimdi hocam burada zaten rahat. Sen gel şöyle bir dinlen. Mustafa Topaloğlu bir şarkı söylesin. Mikrofon elinde hazır. Ne okuyacağım? Armut dibine düşer. Geçmiş. Aklıma sevda düşer. Bak ne okuyacakmış. Armut dibine düşer, aklıma sevda düşer. Gel. Ha doğru öyle şarkı. Geri zekalı sevgilim okuyacak mı? Ne verirseler okuyayım ya. Ha şey oku. Doğru istiyorlar. Geri zekalı sevgilim. Bir şey söyleyeceğim. Evet, çok çok önemli bir eserdi. Ama her şarkısı mesaj dolu yani. Teşekkür ederim. Bir dakika, Bülent Özdemir hocam dedi ki, niye öyle diyorsun ki dedi, şarkı mesaj dolu. Ne diyor mesela hocam? Yani şarkılı, bütün şarkıları Mustafa Bey'in mesaj içeriyor yani. Ne diyor burada? Burada diyor ki yani, uzaylı. Neler yaptım sana, boncuklar, altınlar yani bir şey yapmış, yamuk yapmış ki. Bir şey olmuş o. Kızmış, gerizekalı mı diyor? Kızmış. Yok, ona karşı içindeki hayallerini gerçekleştirememiş. Yani içinde kalan bir aşk. Gerizekalı demek, içinde kalan aşk mı? Ya anlamamaz. Abi bir adam bana gerizekalı dese ben onu bırakır giderim be. Ya bu da zaten bittikten sonra yok, diyor. Yok burada gerizekalılık anlamı şu şöyle... tabiri itibariyle itibar ettiğimiz itibara göre nasıl bir itibar? Nasıl bir itibar bu anlamadım. Ya kurbanım neye itibar şimdi, ettiğine bağlı. Kurbanım sen şimdi gerizekalı sevgilim derken kurbanım karşındakini onurlandırıyor mu? Bunu nasıl anlayacağına bağlı kurbanım, ben onun aptal kafalı olduğunu demiyorum. Anlamamazlığa verdiğim tepki, niye anlamadın? Yani ileri zekalı olabilirdin. Peki ben bunu çözeceğim. Bir kısa bir ara reklamlar çöz. Valla çözeceğim. Evet bayram bugün. Ve sevgili eniştem Coşkun Yıldız'dan özellikle kendim için Handem sen de dinle. Bir şarkı istiyorum. Hepinize gelsin bu şarkı. Ve tüm cezaevlerindeki dostlarımıza, kardeşlerimize, büyüklerimize, kader mahkumlarına gitsin. Hadi bakalım Coşkun Yıldız alkışlar. Merhaba. Sarhoş gönlümde bir türlü kendim avutamadım. Kaç kadeh kırıldım sarhoş gönlümde bir türlü kendim avutamadım. Kaç gece ağladımla biter işlerle benimki bitmedi. Anlayamadım bu aşktan hayır yok unut dediler. Ne yaptımsa seni unutamadım. Ne yaptımsa seni unutamadım. Kimler var şimdi kalbimde? Sen beni unuttun çoktan belki de. Ben hala yaşarım eski günlerde. Her şeyde sen varsın unuta.
Sen beni unuttun çoktan belki de. Ben hala yaşadım eski günlerde. Her şeyde sen varsın unutamam. Her yerde sen varsın unutamam. Teşekkürler Coşkun Yıldız. Ağzına sağlık. Teşekkürler. Ne güzel oldu vallahi. Çok güzel oldu. Ağzına sağlık. Evet hocam. Sardunya'ydı değil mi? Evet. Sardunya'da program devam ediyor. Cuma cumartesi. Her akşam mı? Cuma cumartesi. Cuma cumartesi akşamları. Full zaten. Vallahi ben bile gittiğimde ayakta bekliyorum. Orada Allah razı olsun artık beni tanıdılar, seviyorlar. Ne olursa olsun bir yer yapıyorlar, öyle demeyin. Vallahi bekliyorum. Çünkü reklamsız bu kadar full olan bir müzikal. Ve çok güzel müzik yapılıyor orada ya. Teşekkür ederiz efendim. Ne vallahi Handem'le beraber dinledim, izledim hocamı. Ama bu sezon henüz, bu sezon bu kışı yapmadık daha henüz. Sezonu açmadık, gelmediniz. Ha ne zaman? Ben açmadım, siz açtınız. Biz açtık. Ben de bak ne zaman? Doğru vallahi geleceğim ya. Çok sevindim. Handeyi mi bekledim acaba ondan mı? Olabilir. Olabilir. Evet. Handem zaten sahnesi o kadar güzel ki. Çok da seslerini yakıştırıyorum. Sevgili hocam zaten muazzam repertuar. Hepinizin çok sevdiği, o dilinize yapışmış olan, çok sevdiğiniz, gönlünüzde yer eden şarkılara hepsine yer veriyor. Size de bir şarkı hazırladım. Hani hocam ya, ömrümü tükettin ya. Hazır bitti. Şimdi şurada hazır, yeri gelmişken bir kavga edeceğim. Hani? Bitti. Ya yemin et. Duydun mu hocam? Ahmet hocam. Ahmet. Aa, yeni bitti ya, ciddi beni söylüyorum. Be. Henüz yeni bitti. Sözleri falan da yazıldı. Bitti şarkı yani. Biraz... yazımda bir zorluk çekmiştim. Hadi ama ne olur. Tam size yakışır laflar. Vallahi biz albümü bitirdik ama Ahmet Hoca ile beraber hani bir şey arıyoruz, bir şey. İşte o bir değil şey. Mi? Bir şey. O zaman bir şey. Ha. O bir şey hazır diyor Bülent Özdemir. Vallahi şahitsiniz, ben anlamam. Evet. Ayşe diyor ki hala kalk bir şarkı söyle diyor. Ne okuyacağım ki? Seni seviyorum. Seni evet. Seviyorum. Benim çok eski şarkılarımdan biri. Bir Grek eserdir. Ona söz yazıldı. O zaman Gürkan Özpeker tarafından yazıldı. Sevgili şu andaki yönetmenim Ayşe Ersay'ın da bunun klibini çekmişti. Bizim en sevdiğimiz şarkılardan biriydi. İsepandu. Bilir misin hocam? İsepandu, İsepandu. Onu seni seviyorum bilip diye Gürkan Özpeker'in yazdığı sözlerle okumak istiyorum. Hadi bakalım. Bravo. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Bir dönem bu Grek şarkılara yazılan sözleri, bu şarkıları çok okudum ve sizler bunları, bu şarkıları benden dinlemeyi sevdiniz. Ama Bülent Özdemir hocamdan sözü aldım. Hazır. Tabii hazır. Erteleme yok. Yok. Öteleme yok. Hazır. Bayramdan sonra. Bayramdan hazır. Sonra. Peki. Mustafa Topaloğlu, bir canlı bir şey yok. Hadi gel. Gel bebeğim. Ben ağlamaklı bir şarkı okumak istiyorum. Ağlamaklı. Bayram günü. Olsun, olsun, olabilir. İçinden geldiyse olur, o da yok, olur. Yok, yok. Bir şey söyleyeceğim. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Gel. Bunlar çizme mi, ayakkabı mı? Bana bak, böyle bir... Ay böyle beni bir, böyle bir tahrik etti. Böyle... Böyle kovboy gibi... Hani bu... Ne demek istiyorsun sen orada? Şimdi ne anlatmak istiyorsun? Mutlaka ayaklarımızı yıkayalım. Yani... Bir şey diyeceğim ama ben ayakkabı dedim, sen ayaklarımızı yıkayalım diyorsun ya. Bana bak, bu pahalı da bir şey, güzel ha. İspanya'dan onlar. Beğendim. Kurbanım bu... Paçayı azıcık çek, görmüyoruz ki ha. Paçayı azıcık... Çizme mi bu? Aa! 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 Daha yukarı çıkma kurban. Daha yukarı çıkma. Bana bak, nedir özelliği? Aa çok beğen, çok özel bir çizme yalnız. Gördünüz mü? Bende biraz kovboyluk da var tabii.
Eskiden ağaçtan ağaca atlardım. Ağaçtan da ata atlardım. Atta o da atlardı. Giderdik öyle. Nereye gidiyordunuz? Ne bileyim. Uzun bir yola giderdim. Vallahi çizmeleri çok... Dikkatimi çekti program başından beri. Çizmeleri çok güzel değil mi ya? Derisi falan çok özel belli. Biri mi yapıyor getiriyor yoksa sen gidip bunları buluyor musun? Ya mesela yurt dışından falan alıyor mu? İspanya'dan mı? Yemin ediyorum düşündüğüm kafamdaki ne yapmalıyım ne giymeliyim diye önceden bir tasarım yok. Bana bak bir şey diyeceğim. Aklını mı aldım oğlum senin ben bugün konuşamıyorsun ya. İki kuruşluk aklım var sonra gitti mi la? Ya oğlum, yukarı çıkma. La. Yukarı çıkmıyorum bakayım. Niye çıkma diyorsun ki? Ya gıcıklanıyorum. Huylanıyor musun? Huylanıyor mu? Huylanıyor musun? Aa bacağından şurasından huylanan adam da yeni duydum şuradan. Ne manasız. Ya benim inan... Buradan niye huylansın ki bir insan? O huysuzluğum var. O huysuzluğum var yani. Kendime tutturma. Kendini tutturma. Kendime tutturmam değil oğlum. Kendimi tutturmam. yok. Öyle değil. Ne? Eskiden dayımın hanımı hep saçlarımı bozmak isterdi. Ondan 6 ay konuşmazdım. Yani tutardı bana. Tutardı bana değil. Tutardı beni be. Bir de beni bal tutardı. Onun yani... Bal deyince kız bu benim bütün ballarımı o getiriyor. Ben alerjik astımım var ya benim. Gördünüz mü arkadaşlar içeride söyledim. Hakiki... Biraz bunlar önce... mı? Niye getirmediniz? Bitti be. Getirsenize. Bunlar mı? Bak şu eli bağlı benim ablamın oğludur. Fakat çok önemli bir adamdır. Nereden getirecekler? Arkadaki... Vallahi Mustafa Topaloğlu... Bir de Cengiz Kurdoğlu getirdi. Ay canım benim kurban olurum. Önemli bunların Cengiz getirdiği bal. Valla. Çok önemli. ne balıydı bu be anlatsana şifa anam bundan böyle bu genç buzlukta yatıyor gibi. Şimdi, öyle bir balıyor ki bu bana arada, da onu yediriyor bana diyorlar ki sana ne oldu? Bilmiyorum diyorum Mustafa Topaloğlu bir bal yolladı bir de aynı balı Cengiz Kurdoğlu yolladı. Bunlar hepsi şey ya Karadeniz uşağı. Vallahi bunların yolladığı balı yiyorum. Ne oldu bilmiyorum ben de bilmiyorum. Kaynıyorum. O balda var. Vallahi bunlar bana bu balı yedirdi bana bir şey oldu anam. Vallahi hocam. Bir sor. Şimdi... Anzer mi hocam? Yok buradaki arılar. Bu başka bir bal. Bak dinleyin. Buradaki arılar önemli yerlerden çiçekleri topluyorlar. Yani çiçekleri biliyorlar nerede önemli çiçek var diye. Vallahi doğru. Gidip oradan. Benim... Aa, getirin ama bal. Bal bitti. O baldan... Dışarıdan gelip o balık Türkiye'ye gelmiyor ki içeride kimse bulamıyor yani. Tabii. Dışarıdan gelip alıyorlar onları. Gerçekten doğru bu. Çok önemli. Bizim çok orada dostlarımız şifa dolu bir bal. Akrabalarımız var sağ olsunlar onlar. Allah razı olsun. Kendi ballarından ayırıp gönderiyorlar. Aa, getiriyor bana bal. Üzülüyor ben astımlıyım diye. Ondan bana getiriyor. O da bana çok iyi geldi vallahi. Hadi bir şarkı. Canlı canlı. Okuyorum tamam. Hadi alkışlar. Dut yedim tuttu beni dular sevdam unuttu beni. Bu ne zalim yarmış güzel gitti unuttu beni. Bu ne zalim yarmış güzel gitti unuttu beni. Hele dula dula can günüm dula dula can yavrum dula dula can dula can ya aman dula dula can yavrum dula dula can günüm dula dula can dula can ya Gökten uçan kuş mu olurdun?
akşamdan söz verip de gider. Sabaha dönüş malı, akşamdan söz verip de gider. Sabaha dönüş malı. Hele dula dula can, yavrum dula dula can, gülüm dula dula can, dula can. Can ya. Özür dilerim, bir şey söyleyeceğim. Mustafa, Allah aşkına bir dakika. Çok zaman geçti üstünden, istiyorum ya, Emine'yi istiyorum. Parmağında yüzükleri istiyorum. Evet, vallahi. Hadi. Evet, hadi alkışlar. Reklam dönüşü, reklam. Önce reklam, sonra parmağında yüzükler. Eminem'i istiyorum. Adam Türkiye'yi tamam. Kasıp kavurdu. Öyle bir Eminem dedi ki, valla ben de dahil, bütün arkadaşlarım hepimizin sahne repertuarına bile aldığı şarkıydı o. Mustafa Topaloğlu'nun en sevdiğiniz, gönüllerinizin bir yerinde yer edinmesine neden olan şarkıydı. Önce reklam, sonra Eminem parmağında yüzükler. Ben de seni sevmiştim 13-14 yaşında. Yaylalar Ramsi köyün başında, anır seni kaçarım oy oy Emine. 13-14 yaşında, 13-14 yaşında. Parmağında yüzükler, kolunda bilezikler. Oy sana sarılayım oy oy Emine. Nedir bu güzellikler, nedir bu güzellikler. Parmağında yüzükler, kolunda bilezikler. Oy sana sarlayım, nedir bu güzellikler, nedir bu güzellikler. Kolunda bilezik, oy sana sarılsınlar. Nedir bu güzellikler? Sabahtan gördüm seni, çok beyaz geldin bana. Sana güneş vurmamış sana. Parmağında yüzük yok, kolunda bilezik. Ben sana demedim mi? Aşktan yana şansın yok, aşktan yana şansın. Kudur bakalım kudur, işte olacak budur. Sen beni çıldırtmıştın. Böyle yalnız dur da dur. Böyle yalnız kaldım. Hocam çok teşekkürler. Çok güzel oldu. Ağzına sağlık.
Peki ne yaparız hemen buradan hocam? Hemen buradan nereye gideriz? Hadi Handem, Handem şöyle hocamın yanına hadi bakalım alayım. Biten şeyler kayıtsız biraz oluş başlar. Sıradan izler bırakır en tutkulu aşklar. Aldırma beni gör giden. Boş ver aldırma. Şarkılar söyle içinde. Boş ver. Yalanlarla yasaklarla yazılır hesabına günah güle. Bitmez bu son pişmanlıklar. Soluyor birer birer içimizdeki hesabına günah güller. Bitmez bu son pişmanlıklar. Salıyor birer birer içimizdeki güller. Aldırma deli gönlüm giden. Sen şarkılar söyle içinden. Boşver aldırma deli sen şarkılar söyle içinden. Boş ver aldırma. Bir şey söyleyeceğim. Yine çok önemli bir şarkıyı unuttunuz. Şu an aklıma geldi. Yine Sibel'in sevgili Sibel Canım'ın okuduğu. Mucize mi? Hah. Son albümündeki mi? Evet. Ondan önceki de olur. Yani. Sana başka bir şarkı çalacağız. Tamam. Sonra. İyi dinle. Şarkının ismi Mahşer. Sonsuza dek benim olsa.
olsa, mahşerde ben de kalsa. Çok yaşasın benim aşkım, var olsun kara sevdam. Zaman dursa sevgilim kollarındayken, sonsuza dek benim olsam, mahşere dek ben de kalsam. Çok yaşasın benim aşkım, var olsun kara sevdam. Zaman dursa sevgilim kollarındayken, sonsuza dek senin olsam, mahşere dek ben de kalsam. Sarıldım sana, ne olur hiçbir zaman kopmayalım, İçi huzurla dolu. Mutlu sanlı bir masal olsak, kaybolup gitsek sevda bahçelerinde, sonsuza dek senin olsam, mahşere dek ben de kalsam. Sonsuza dek senin olsam, mahşere dek ben de kalsam. Çok yaşasın benim aşkım, var olsun kara sevdam. Zaman dursa sevgilim kollarındayken, sonsuza dek senin olsam, mahşere dek ben de kalsam. Hadi eller. Tut gönül olayım, çarparım ne varsa deli el gibi. Tut kollarımdan tut ki durayım, tüm yaşananlar bir bir günah. Dönüşü yara, zamanla uğraşma. Sen öyle bela deli sev ki beni, bütün yasakları yasakla. Tüm yaşananlar bir bir benimle uğraşma. Sen öyle bela deli sev ki beni, bütün yasaklar yasaklar. Hadi beraber. Hadi. Sonunda çek beni içeri, orada karayım. Her sonunda baştan ayağa çek beni içeri, orada karayım. Sana de zaten
hep sözü hüsran. Geriye kalan ardından yalnızlık olsa da sana değer. Hayran hayran dinledik değil mi? Annem ağzına sağlık. Teşekkür evet. ediyoruz. Hayran çakmak, hayran çakmak, yine çakmak. Dinledim. Sevgili hocam eline yüreğine çok sağlık teşekkür be. Ederim. Sağ olun. Muazzam sağ bir adamsın. Efendim. Kıymeti bilinmesi gereken hocamızsın. Gerçekten eline yüreğine sağlık. Evet dinlenin. Bugün bayram. Benim yapmak istediğim çok önemli bir şey var. Bir kardeşimiz bir dertten muzdarip buraya çağırmak istiyorum. Benden boşanma diye karısı için eylem yapıyor. Bayram günü ben de istiyorum karısı onu affetsin. Affetsin. Affetsin evet. Kendisinden boşanmak isteyen eşinin kararından dönmesi için ilginç bir eylem gerçekleştirdi. Karısını aldatmış. Vah vah vah. Karısı da siz de yapmayın be. Kadın seyredecek. Şimdi. Evet hakikaten onlar niye yanmadı? Bak Mustafa Topaloğlu derdimize yanalım diye mumları da yaktı. Şimdi istiyorum ki Mehmet Ali Alkış gelsin. Sevgili kardeşim Mehmet Ali Alkış 32 yaşındaki gelsin. Nereden geliyor? Gel. Sevgili yönetmenim Ayşe Ersay'ın Mehmet Ali'nin... Tişörtüne bir yakın. Bak karısıyla evlilik resmini koymuş. Niye gittin aldattın? Nereye gittin? Tamam Ayşe yukarı çık yeter Ayşe. Heh. Mustafa Topaloğlu gel buraya. Şimdi bu meseleyi iyi tartışalım bakalım. Bir dakika tartışalım. Tartışmadan önce Konya'da başka bir kadınla aldattığı eşinin boşanma davası açtığı. Eşini aldatmış, eşi de ona boşanma davası. İyi yapmış mı? İyi yapmış. Ha. Yapmayın kız, günah. Kim boşanmış? Sen mi boşanma davası açtın? Yok, karısı. Sen ne yaptın? O ne yaptı? Bu da tişört yaptı, geziyor Konya'da. Bir şey diyeceğim size. Ay bayram bugün yapmayın be, günah çocuğa. Şimdi karısına sesleniyorum. Diyor ki... Oğlum bir itirafta bulun. Karına bir seslen önce sonra da ben sesleneceğim. Bir seslen. Bayram bugün. Çocuk ben, var mı? Bir tane kızım var. Utanmıyor mu lan sen? Dur bağırma gitme lazım. Dedi. Bülent Özdemir dedi ki dur gitme çocuğun üstüne. Tamam gitmiyorum bayram bugün. Tırnaklarımı göstermiyorum. Sedalığımı kenara koyma. Atıyorum. Niye kızımız için diyorsun? Yani kızımız için deme. Mesela ben çocuğumuz için diyen adamlar da nefret ederim. Ne çocuğun? Önce kendi karına bir şey anlat ya da kocana bir şey anlat sonra çocuk. Hani ben işte karıcığım bana dön çocuğumuz için. Yanlış bir çağrı. Son şans ne için söyle. Son şans. Öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. Bir gün bayram ve herkesin bayramını kutlamak istiyorum. Ve en güzel bayram hediyesini sizin vereceğinizi umut ediyorum. Buraya çıkmaktaki en büyük amacım yaptığım hatayı kabul etmem. Ve bu yaptığım söyle, hatayı... Söyle buradaki lafları istiyorum. Eşeklik ettim. Şeytana uydum. Bir gecelik zevk için eşimi aldattım. Söyle. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim Seda Hanım. Heh. Ben yani iki ay... Eşimle aynı yatağı paylaşmama rağmen elini dahi tutamadım ve vicdan azabı çekiyordum. Ve kendi tanıdığım bir doktor psikiyatriye gittim ve Mehmet Bey'e ben dedim hocam ben böyle böyle rahatsızım. Ve ben eşime gerçeği anlatmak istiyorum dedim. Utandın da mı tutamadın karının elini? Vicdan azabı çekiyordum ve sadece kendimden tiksinme gibi bir şey oldu bende. Ha. Çünkü eşimle aynı yatağı paylaşıyordum ama elim yani... Hiçbir şey olmuyordu. Hah. Ve dedi bana söyleme. Kadınlar böyle şeyi affetmez. Hah. Evliliğin bitebilir. Doğru. Ama ben yine çıktım. Hah. Eşimi yemeğe... Yakalandın mı yoksa
Doğru söyle, itiraf et burada. Yakalandın mı karına? Önce yakalanmadım, söyledim. Sonra o kadınla beraber, yani o kadın arıyor. Numarasını verdi. Öğrendi her şeyi. Evet, ben anlattıktan sonra. Ha, sen itiraf ettin. Evet. Yakalanmadım ama önce itiraf ettim diyor. Sonra ben itiraf edince karım da bunu araştırdı ve kadınla konuştular. Evet, konuştular. Kadın ne dedi, öteki de evet dedi. Çok önemli bir şey var. Ne var? Hanımının elini tutamamış, onun elini tuttun mu? Evet. Nasıl yani hanımın elini tutamamış, onu tutuyorsun? Utanmış yani karısından ya, utanmış. Onu aldattığı için karısından utancından dokunamadım diyor, yüzüne bakamadım diyor. Ha. Heh, anlamadın sen adamcağızı, yazık. Şimdi bir üzüldüm ama böyle bir dövesim de var ama şimdi bayram ya. Bülent Özdemir de oradan diyor ki yapma, adamın üstüne gitme diyor. Çocuk bayram geldi işte, tam bayramdır. Bayramlar niçin? Küsler barışsın. Niye aldattı karısını? Küs, ya o hatası. Utanmıyor mu? Bir de çocuğu var. Tabii ki çok büyük bir hata yapmış ama işte yani biz millet olarak böyle. Ama burada şimdi şöyle yapalım. Bir opsiyon tanımak lazım. Evet. Bayansın, sen ne yapardın? Hadi bakalım. Bu durumu. Bu durumu. Geldi böyle, çıktı televizyona eşiniz. Yalvarıyor, Sedacığım beni affet, eşeklik ettim, şunu yaptım. Doğruyu mu söyleyeyim? Evet. Asla affetmem. Bayramda da yani. Çünkü ay özür dilerim ya, kızdı mı bana? Tamam, çocuk kime güvendi, geldi güvendiğine bak ne diyor. Ama kendimle ilgili söylüyorum. Ha niye affetmem? Ay düzelteyim, toparlıyorum. Anam senin 6 yaşında çocuğun var. Günah. Baksana buralara kadar çıktığına göre bu dersini almış. Şimdi bir adam gelir. Ha, bunu ayırt etmek istiyorum sevgili hocam. Bir adam gelir karısına der ki ben bir daha yapmayacağım. O adamı affetmeyin. Çünkü niye? Bir kere affettiğinizde o bir daha aynı şeyi yapacak demektir. Ama bu artık her şeyi göze almış. Buraya kadar çıkıp Türkiye'ye haykırdığına göre bu hakikaten dersini almış bu. Etmez misin? Dersini almış da ediyor ezber. Bak günah. Bu bitmiş artık. Şimdi mesela bu programdan sonra sıkıyorsa yapsın. Ha bundan sonra yap. Karısına bir seslensin. Karına şöyle bir yürekten lan. Hani böyle bir biz de bir ürperelim, böyle bir şey olalım. Ben sadece evet. Eşimden şunu istiyorum. Ben eşimi çok seviyorum. Yaptığım, kameraya seslen. Yaptığım karıcım, hatayı. Karıcım. Karıcım. Ha. Öyle olmaz, yürekten bağıracağım. Nasıl bağırıyor karıcım? Ha bak ne diyor. Stüdyo bu inlesin şöyle ben karıcım diyor. Ben eşime bugüne kadar bağır bir mı tanem dedim ve yine ona aynı şekilde seslenmek istiyorum. Bana son şans ver. Ve ben seni ömrümün boyunca son nefesime kadar seni mutlu etmek için elimden geleni yapacağım. Sadece sen, ben ve kızımız bir ömür boyu. Tek şans. Ağlıyor günah bu be. Ağlıyor be. Tek şans. Bir daha suyu. Kadınlar gönlünü al be. Seni seviyorum. Nasıl ilk tanıştığımızda alnından öpüp evlendiğimiz gibi son nefesime kadar seni sırtımda taşımak istiyorum. Yaptığım hatayı kabul ediyorum. Terbiyesiz. He. İlk gün pis. Nasıl karşına çıkıp da evet ben bunu yaptım dediysem şu anda da bütün cesaretimle seni çok seviyorum. Türkiye'nin önünde, 70 milyonun önünde sen benim canımsın. Kızımız için. Dön bana. Ay üzüldüm kız ben buna. Bir dakika dur, karının adı ne? Emine. Emine. Emine kız günah. Emine mi? Bu adam valla. Bu iyi niyetli, yazık, bu dersini almış, bu tamamdır. Bundan daha artık hiçbir şey yapamaz bu, yazık. Valla sen bunu affet günah, ben aranıza gireyim. Bayram bugün. Ayırma bunu evladından. Vallahi dersini almış. Ben anlarım. He hocam? Çok samimi ya, evet. Baksana gözleri doldu yani. Hangi kamera var? Ben de bir şey söyleyeyim. Emine'ye sesle. He, buyurun. Emine. Bu adamı çekme yemine. Bırak hayat kendi deminde, emi de kendi kendine. Sen bir kez daha kocanı dinle. Dön evine. Emine. Emine.
Emine evinde. Bir dakika. Buraya gelecek, buraya. Emine evinde değil mi? O buraya gelecek. Emine. Emine evinde bunu almıyor eve. İyi yapıyor hayır, da. Hayır Seydan, Emine kayınvalidemdi, babası Sigil'de. Ha, o zaman Emine'nin annesine babasına da sesleniyorum. Bugün bayram, sizlerden rica ediyorum. Siz büyüksünüz. Gerçekten kardeşimizin dersini aldığına ben inanıyorum. Espri bir yana, çok üzüldüm. Buralara kadar geldi ve Türkiye'ye haykırdı karısına olan aşkını. Ben bir hata yaptım. Buradaki sözleri çok önemli. Eşeklik ettim. Şeytana uydum diyor. Karıcığım gel bozma diyor. Bundan sonra sana layık olmaya taşıyacağım ve ölene kadar seni sırtımda taşıyacağım. Bu lafı duydum. Bu güzel bir laf. Seni ya sırtımda taşıyacağım diyor. Affet onu Emine. Ve Emine'nin annesi babası, siz de evladınızı kocasının yanına yollayın. Yazık, zaten söylüyor eşeklik ettim diye. Ya biz Allah'tan büyük değiliz. Allah affedici. Tövbe, tövbe tabii ki. Affetsin. Allah affetsin. Tabii. Onlar da affetsinler. Ben Emine'yi arayacağım. Annesiyle babasıyla da konuşacağım. Kardeşimizi de barıştırmış olacağım Allah'ın izniyle. Kısa bir ara, reklamlar. Efendim ben yarın yine buradayım Allah'ın izniyle. Çıkın çıkın gelin be. Buradayım.